mutfaktaki sır. Bu uzun bin yıllar boyunca insanlar her gün enerji tarihindeki en önemli icatla karşı karşıya geldiler. Ama bunu fark edemediler. Ne zaman bir ev kadını veya hizmetkar çay yapmak için su kaynatsa veya ocağa bir tencere patates koysa bunu görebiliyorlardı. Su kaynadığında kabın veya tencerenin kapağı fırlıyor, yani ısı hareketi dönüşmüş oluyordu. Fırlayan kapaklar insanlar için baş belasıydı. Özellikle de tencereyi ocakta unuttuklarında ve su her yere taştığında. Kimse gerçek potansiyeli göremedi. Isıyı harekete çevirme konusunda kısmi bir gelişme 9. yüzyılda Çin'de barutun icadından sonra gerçekleşti. Başlangıçta barutu bir şeyleri fırlatmak için kullanma fikri o kadar akla aykırı geliyordu ki barut yüzyıllar boyunca sadece patlayıcı olarak kullanıldı. En sonunda belki bir bomba uzmanı barutu havan gibi bir şeyin içine koyup da havanın uzaklara doğru büyük bir güçle fırladığını görünce tüfekler ortaya çıktı. Kısacası barutun icadıyla etkili topların kullanılması arasında 600 yıl geçti. O zaman bile ısıyı harekete çevirme fikri o kadar sıra dışıydı ki insanların ısıyı harekete çeviren makineleri icat etmeleri için 300 yıl daha geçmesi gerekmişti. Bu yeni icat İngiliz kömür madenlerinde ortaya çıktı. İngiliz nüfusu arttıkça büyüyen ekonomiyi beslemek, evlere ve tarlalara yer açmak için ormanlar kesiliyordu. Bunun sonucunda İngiltere'de ciddi bir odun sıkıntısı başlamıştı ve nihayet ormanlar iyice azalmaya yüz tutunca oduna alternatif olarak kömür kullanılmaya başlandı. Kömürlerin büyük kısmı sel arazilerindeydi ve su baskınları madenlerin daha alt tabakalarına ulaşılmasını engelliyordu. Sorun bir çözüm bekliyordu. 1700'lerde İngiliz maden kuyularının etrafında tuhaf bir gürültü duyulmaya başlandı. Sanayi devriminin doğuşunu müjdeleyen ve ilk başta belli belirsiz duyulan bu gürültü, geçen her yılla birlikte daha güçlü hale gelerek en sonunda tüm dünyayı ele geçirdi. Bu gürültünün kaynağı buhar makinesiydi. Pek çok buhar makinesi tipi vardır ama hepsi tek bir ortak ilke üzerinden çalışır. Kömür gibi bir yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan ısı suyu kaynatır ve buhar oluşturur. Buhar genleşince pistonu iter, piston hareket edince de ona bağlı olan şey harekete geçer. İşte böylece ısıyı harekete çevirmiş olursunuz. 18. yüzyılda İngiltere'deki kömür madenlerinde piston, madenlerin dibinden su çıkaran bir pompaya bağlanmıştı. İlk motorlar son derece verimsizdi. Küçücük bir su birikintisini dışarı pompalamak için devasa miktarlarda kömür yakılması gerekiyordu. Madenlerde kömür hemen el altında ve çok fazla olduğundan kimse bunu sorun etmiyordu. İlerleyen yıllarda İngiliz girişimciler buhar makinesinin etkinliğini artırarak makineleri kömür madenlerinden kurtardılar ve dokuma tezgahlarıyla çırçır makinelerine bağladılar. Bu yeni durum tekstil üretiminde devrim niteliğinde bir gelişme yol açarak daha önce üretilmemiş miktarlarda ucuz tekstil üretebilmenin önünü açtı. Göz açıp kapayıncaya kadar İngiltere dünyanın tekstil atölyesi olmuştu. Bundan daha da önemlisi buhar makinesinin madenlerden çıkarılması önemli bir psikolojik bariyerin aşılmasını sağladı. Eğer dokuma makinelerini çalıştırmak için kömür yakabiliyorsanız aynı yöntemi neden diğer şeyler, örneğin araçları hareket ettirmek için de kullanmayasınız? 1825'te İngiliz bir mühendis buhar makinesini kömür dolu vagonlara bağladı. Makine vagonları madenden 20 kilometre uzaklıktaki en yakın limana kadar taşıdı. Bu tarihteki ilk buharlı lokomotifti. 15 Eylül 1830'da ilk ticari demiryolu hattı Liverpool ile Manchester hat arasında açıldı. Trenler daha önce buhar makinelerinin su pompalamak ve dokuma tezgahlarını çalıştırmak için kullandığı buhar gücüyle hareket ediyordu. Sadece 20 yıl sonra İngiltere'nin binlerce kilometrelik demiryolu ağı vardı. O andan itibaren insanlar makinelerin ve motorların bir enerjiyi başka bir enerjiye dönüştürebileceği fikrini takıntı haline getirdiler. Eğer doğru makineyi icat edersek dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir enerji ihtiyacımız olan şeye dönüştürülebilirdi. Örneğin fizikçiler atomların içinde olağanüstü miktarda enerji bulunduğunu fark edince hemen bunun nasıl açığa çıkarılıp elektrik üretmek, denizaltıları çalıştırmak ve şehirleri yok etmek için kullanılabileceğini düşünmeye başladılar. Çinli simyacıların barutu keşfiyle Türk toplarının Konstantinopolis surlarını yıkması arasında
600 yıl geçmişti. Buna karşılık Einstein'ın herhangi bir kütlenin enerjiye çevrilebileceğini bulmasıyla E eşittir mc kare bu anlama gelir. İki atom bombasının Hiroşima ve Nagasaki'yi yerle bir etmesi ve nükleer enerji santrallerinin dünyanın her yanında mantar gibi bitmesi arasında sadece 40 yıl geçmişti. Çok önemli başka bir icat da bir nesilden biraz daha uzun bir sürede tüm ulaşım ve taşımayı baştan aşağı değiştirerek petrolü siyasi bir güç haline getiren içten yanmalı motordu. Bin yıllardır bilinen petrol, çatıların su sızdırmasını önlemek ve baltaları yağlamak için kullanılıyordu. Bununla birlikte daha 100 yıl önce kimse petrolün başka kullanım alanları olabileceğini düşünmüyordu. Hele petrol için kan dökmek kulağa delilik gibi geliyordu. Toprak, altın, biber ve köleler için savaşılırdı ama petrol için değil. Elektriğin serüveni de şaşırtıcı ve ürkütücüydü. 200 yıl önce en fazla bir takım bilimsel deneyler ve sihirbazlık gösterilerinde kullanılan elektriğin ekonomide herhangi bir rolü yoktu. Bir dizi icat elektriği tüm dünyada lambanın sihirli cinine dönüştürdü. Bugün elektrik kitaplar basıyor, kıyafetler dikiyor, sebzelerimizi taze tutuyor, dondurmamızın erimesini engelliyor, yemeğimizi pişiriyor, katillerimizi öldürüyor, kayıtlarımızı tutuyor, gülümsemelerimizi kaydediyor, gecelerimizi aydınlatıyor ve bizi sayısız televizyon programıyla eğlendiriyor. Çok azımız elektriğin bütün bu şeyleri tam olarak nasıl yaptığını anlıyoruz. Ama hiçbirimiz onsuz bir yaşamı hayal bile edemiyoruz. Enerji okyanusu. Sanayi devrimi en temelde enerji dönüşümünde yaşanan bir devrimdir ve elimizin altındaki enerjinin sınırsız olduğunu veya başka bir deyişle bu konudaki tek sınırımızın cehalet olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Her birkaç 10 yılda bir yeni bir enerji kaynağı keşfediyoruz ve elimizdeki enerji miktarı giderek büyüyor. Neden çok sayıda insan enerji kaynaklarımızın tükenmesinden bu kadar korkuyor? Neden tüm fosil yakıtların tükenmesinin felakete yol açacağı konusunda uyarıyorlar? Çok açık ki dünyada enerji sıkıntısı yok. İhtiyacımız olan tek şey bu enerjiyi elde ederek kendi ihtiyaçlarımız için dönüştürmek. Güneşin her gün bedavaya yaydığı enerjinin yanında fosil yakıtlar hiçbir şey sayılır. Her gün güneş enerjisinin çok küçük bir kısmı dünyaya ulaşır ama bu bile yılda 3.766.800 hegzajüllük bir enerji demektir. Bir jül metrik sistemde bir enerji birimidir. Aşağı yukarı bir elmayı bir metre kaldırmak için gereken enerjiye tekabül eder. Bir hegzajül ise milyarlarca jül demektir. Dünyadaki tüm bitkiler fotosentez yoluyla bu enerjinin sadece 3.000 hegzajüllük bir kısmını alabilir. Dünyadaki tüm insan faaliyetleri ve sanayi yıllık 500 hegzajül kullanır. Bu da dünyanın güneşten sadece 90 dakikada elde ettiği enerji miktarına denktir. Üstelik bu sadece güneş enerjisi. Buna ek olarak etrafımız nükleer enerji, yer çekimi enerjisi gibi bunu en bariz ayın okyanuslarda sebep olduğu medcezille fark edebiliriz. Muazzam enerji kaynaklarıyla çevrili. İnsanlık sanayi devriminden önce enerji için neredeyse tamamen bitkilere bağlıydı. İnsanlar yılda 3000 hegzajül enerji depolayan çevreci bir enerji kaynağıyla iç içe yaşıyor ve buradan elde edebilecekleri azami enerjiyi edinmeye çalışıyorlardı. Ancak bunun bir sınırı vardı. Sanayi devrimi sayesinde aslında milyarlarca hegzajüllük bir potansiyeli olan dev bir enerji okyanusunun ortasında yaşadığımızı fark ettik. Tek ihtiyacımız daha iyi pompalar icat etmekti. Enerjiyi etkili bir şekilde elde edip dönüştürmeyi öğrenmek, ekonomik büyümeyi yavaşlatan diğer sorunu, ham madde azlığını da ortadan kaldırdı. İnsanlar büyük miktarlarda ucuz enerjiyi ele geçirmeye çalışırken, daha önce ulaşılmaz olan ham madde kaynaklarını da sömürebilmeye, Sibirya'daki demir madenleri gibi veya daha uzaklardaki ham maddeyi taşıyabilmeye, örneğin İngiltere'deki bir tekstil fabrikasını Avustralya'dan gelen yünle beslemek gibi başladılar. Eş zamanlı olarak bilimsel buluşlarda insanlığın plastik gibi tamamen yeni ham maddeler icat etmesini veya silikon ve alüminyum gibi daha önceden bilinmeyen doğal madenleri keşfetmesini sağladı. Kimyacılar alüminyumu 1800'ler gibi geç bir tarihte keşfetmişlerdi ama madeni cevherinden ayırmak çok zor ve masraflıydı. Uzun yıllar boyunca alüminyum altından çok daha pahalı bir malzeme olarak kaldı. 1860'larda Fransa İmparatoru 3. Napolyon en seçkin konuklarına alüminyum çatal bıçak takımıyla servis yapılmasını emretmişti. Daha önemsiz misafirlerse altın çatal ve bıçak kullanıyorlardı.
19. yüzyılın sonlarında kimyagerler çok büyük miktarlarda ucuz alüminyum çıkartmanın bir yolunu buldular. Günümüzde yıllık küresel üretim yılda 30 milyon tona yükselmiş durumdadır. 3. Napolyon kendi halkının torunlarının alüminyum sandviçlerini sarmak ve yiyecek atıklarını atmak için kullandıklarını görse gözlerine inanamazdı. Akdeniz havzasındaki insanlar 2000 yıl önce kuru ciltlerinden şikayet ettiklerinde ellerine zeytinyağı sürerlerdi. Bugün kremleri kullanıyorlar. Aşağıda mahallemdeki bir dükkandan aldığım basit bir el kreminin içindeki malzemelerin listesi var. Deionize su, stearik asit, gliserin, kapriglyserit, propilen glisol, izopropan miraspat, geraniol. Bunların neredeyse tamamı son 200 yılda keşfedildi veya icat edildi. Almanya 1. Dünya Savaşı boyunca ambargo altındaydı ve özellikle güherçile gibi barut ve diğer patlayıcıların yapımında çok gerekli olan bazı ham maddelerde kıtlık söz konusuydu. Dünyadaki en önemli güherçile yatakları Şili ve Hindistan'daydı. Almanya'da ise hiç güherçile yatağı yoktu. Güherçile yerine amonyak da kullanılabiliyordu ama bu da maliyeti arttırıyordu. Almanların şansı yaver gitti ve Fritz Haber isimli Alman vatandaşı, Yahudi bir kimyager 1908'de havadan amonyak üretmenin bir yolunu keşfetti. Birinci Dünya Savaşı başladığında Almanlar Haber'in keşfi sayesinde havayı ham madde olarak kullanıp büyük ölçekli patlayıcılar üretebildiler. Bazı araştırmacılar Haber'in bu keşfi olmasaydı Almanya'nın Kasım 1918'den çok daha önce teslim olmak zorunda kalacağını ileri sürerler. Bu keşif Haber'e aynı zamanda savaşta zehirli gazların kullanılmasını da tavsiye etmişti. 1918'de Nobel ödülü kazandırdı. Elbette bu barış değil, kimya Nobel'iydi. Üretim bandında hayat. Sanayi devrimi daha önce görülmemiş ucuz enerji ve ham madde sağlayınca üretimde adeta patlama yaşandı. Bu patlama ilk önce ve en çok tarımda görüldü. Genellikle sanayi devrimi deyince aklımıza duman çıkan bacalarla kaplı şehirler veya toprağın derinliklerindeki ter döken maden işçileri gelir. Ama aslında sanayi devrimi her şeyden önce ikinci tarım devrimidir. Geçtiğimiz 200 yıl boyunca tarım hızla sanayileşti. Daha önce hiç yapılmayan veya kas gücüyle yapılan işleri traktör gibi makineler yapar oldu. Tarlalar ve hayvanlar, yapay gübreler, sanayi tipi böcek ilaçları ve sayısız hormon ve ilaç sayesinde çok daha üretken hale geldi. Buzdolapları, gemiler ve uçaklar gıdaları aylar boyunca saklamayı, hızlı ve ucuz bir şekilde dünyanın öbür tarafına bile ulaştırmayı mümkün hale getirdi. Avrupalılar akşam yemeklerinde taze Arjantin bifteği ve Japon suşisi yemeye başladılar. Bitkiler ve hayvanlar bile mekanikleşti. Homo sapiens, humanist dinler tarafından ilahi mertebeye yükseldiğinde çiftlik hayvanları acı ve üzüntü hissedebilen canlı yaratıklar olarak görülmemeye ve makine gibi muamele görmemeye başlamıştı. Günümüzde bu hayvanlar fabrikaya benzer tesislerde genellikle seri üretime tabi tutuluyorlar. Vücutları da sanayinin ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Hayvanlar tüm yaşamlarını üretim bandının önemsiz bir çarkı olarak geçiriyor ve hayatlarının uzunluğu ve niteliği şirketlerin karları ve zararları tarafından belirleniyor. Sanayi onları sağlıklı ve iyi besleyerek hayatta tutmaya özen gösterdiğinde bile eğer üretim miktarına doğrudan etki etmiyorsa bu hayvanların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına özen gösterilmiyor. Örneğin tavukların çok karmaşık dürtülerinden ve davranışsal ihtiyaçlardan oluşan bir dünyası vardır. Çevrelerini keşfetmek, yiyecek toplamak, sağ solu kurcalamak, sosyal hiyerarşilerini belirlemek, yuva yapmak ve kendilerini tımarlamak gibi güçlü istekleri vardır ama yumurta endüstrisi genellikle bu hayvanları daracık kafeslere tıkıştırıyor. Oldukça yaygın bir uygulama, her bir 25 santimetreye 22 santimetrelik alanlarda yaşayacak şekilde bir kafese 4 tavuğun sıkıştırılmasıdır. Tavuklar yeterince iyi besleniyor ama kendi arazilerine sahip olmaları, yuva yapmaları veya diğer doğal faaliyetlerde bulunmaları söz konusu bile değil. Ve kafesler o kadar küçük ki çoğunlukla ayakta dik bile duramıyor veya kanatlarını bile açamıyorlar.
Domuzlar en zeki ve meraklı memelilerdendir. Belki bu konuda büyük maymunlardan hemen sonra gelirler. Sanayi tipi domuz çiftlikleri ise dişi domuzları o kadar küçük kafeslere tıkmaktadır ki bırakın yürümeyi veya gezinmeyi etraflarına bile dönemezler. Dişi domuzlar doğum yaptıktan sonraki 4 hafta boyunca sabah akşam bu kafeslerde tutulur. Yavruları kendilerinden alınarak semirmeleri için beslenir. Bu esnada dişi domuzlar da tekrar hamile bırakılırlar. Pek çok süt ineği de kendilerine bahşedilen ömrün tamamını küçücük bir kafeste kendi idrar ve dışkılarının içinde durarak, oturarak ve uyuyarak geçirir. Bir grup makine gereken besini, hormonu ve ilaçları verir. Diğer bir grup makine de birkaç saatte bir sütlerini sağar. Makinelerin arasında kalan inek ham maddelerin girdiği bir ağız ve ürün çıkan bir meme olarak muamele görür. Karmaşık duygusal dünyaları olan canlı yaratıklara makine gibi davranılmasının sadece fiziksel değil ciddi sosyal stres ve psikolojik problemler yarattığı kesindir. Görsel 25. Ticari bir yumurta çiftliğinde bant üzerindeki tavuklar. Bu tesislerde erkek civcivler ve yumurtlayamayan dişiler ayrılarak gaz odalarında boğulduktan sonra otomatik kıyma makinelerine veya çöpe atılırlar. Bu tip üretim çiftliklerinde her yıl yüz milyonlarca civciv bu şekilde ölmektedir. Atlantik'teki köle ticareti nasıl Afrikalılara yönelik bir nefretten doğmadıysa modern hayvan sanayisi de hayvan düşmanlığından kaynaklanmaz. Köle ticaretinde olduğu gibi kayıtsızlıktan kaynaklanır. Et, süt ve yumurta üreten ve tüketen çoğu insan etlerini veya ürünleri yedikleri bu tavukların, ineklerin ve domuzların akıbetini düşünmez. Düşünenlerin çoğu da bu hayvanların duygularının olmadığını, acı çekmeyen makineler olduğunu iddia ederler. Süt ve yumurta makinelerinin üretilmesini sağlayan bilimsel disiplinler yakın zamanda memelilerin ve kuşların son derece karmaşık duygusal yapıları olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Bu hayvanlar fiziksel acı hissettikleri gibi aynı zamanda duygusal sıkıntılar da yaşıyorlar. Evrimsel psikoloji, çiftlik hayvanlarının duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının yabani hayat içinde geliştiğini ve hayatta kalma ve üreme için hayati önemde olduğunu gösteriyor. Örneğin yabani bir inek diğer ineklerle ve öküzlerle nasıl ilişki kurması gerektiğini bilmek zorundadır. Yoksa hayatta kalıp üreyemez. Bu becerileri edinmek için de evrim diğer tüm memeli yavrularının olduğu gibi buzağılara da oyun oynama isteği, oyun memelilerde sosyal beceriler edinmenin yoludur. Hatta bu hayvanlara bundan da güçlü olan anneleriyle yakınlık kurma dürtüsü vermiştir. Anne sütü hayatta kalmak için şarttır. Çiftçiler bir buzağıyı annesinden ayırıp küçük bir kafeste besledikten sonra yeterince büyüyen buzağı bir dişiyi döllediğinde yavruya ne olmaktadır? Nesnel bir bakış açısıyla buzağının artık hayatta kalmak ve üreyebilmek için annesiyle yakın olmaya ve diğer buzağılarla oynamasına ihtiyacı yoktur. Öte yandan öznel bir bakışla buzağın hala annesiyle yakın olmak ve diğer buzağılarla oynamak için yoğun bir istek duyduğu kesindir. Bu istekler giderilmezse buzağı acı çeker. Bu evrimsel psikolojinin en temel mesajıdır. Yabani hayatta şekillenmiş ihtiyaçlar sanayi çiftliklerinde hayatta kalmak ve üremek için artık gerekmese de hissedilmeye devam eder. Endüstriyel tarımın trajik yanı, hayvanların görünürdeki ihtiyaçlarıyla ilgilenirken duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesidir. Bu teorinin doğruluğu en azından 1950'lerde Amerikalı psikolog Harry Harlow maymunların gelişimini incelediğinden beri biliniyor. Harlow yeni doğan maymunları birkaç saat içinde annelerinden ayırdı ve yavrular kafeslerde sahte anneler tarafından büyütüldü. Harlow her kafese iki sahte anne koymuştu. Annelerden biri üzerinde yavrunun süt emebileceği bir süt şişesinin de eklendiği metal tellerden yapılmıştı. Diğeri ise ahşaptı ve normal bir maymuna benzeyecek şekilde kumaşlarla kaplıydı. Ama yavru maymunu herhangi bir şekilde besleyemiyordu. Deneyin başında yavruların kumaş yerine metalden yapılan ve kendilerini besleyebilen anneye yakınlaşacağı tahmin ediliyordu. Yavru maymunlar Harlow'u da şaşırtarak kumaş maymuna çok büyük yakınlık göstererek zamanların çoğunun onun yanında geçirdiler. İki anne yan yana koyulduğunda yavrular metal anneden süt emdiklerinde bile kumaş anneye yakın duruyorlardı. Harlow yavruların belki de üşüdükleri için böyle davrandıklarını düşündü. Bu yüzden de metal annenin içine ısı yayan bir ampul koydu.
En geç olanlar hariç çoğu maymun yine de kumaştan yapılmış annenin yanında durmayı tercih etti. Deney sonrası araştırmalar Harlow'un yetim maymunlarının büyüdüklerinde de bebekliklerinde de beslenme eksikliği çekmemelerine rağmen duygusal sorunlar yaşamaya devam ettiğini gösterdi. Bu maymunlar maymun topluluğuna uyum sağlayamadı, diğerleriyle iletişim kurmakta zorlanarak yüksek endişe ve saldırganlık gösterdiler. Yapılan çıkarım çok kesindi. Maymunların fiziksel ihtiyaçlarının ötesine geçen psikolojik ihtiyaçları söz konusuydu. Ve bunlar karşılanmadığında acı çekiyorlardı. Harlow'un yavru maymunları sadece süt değil duygusal bir bağda aradıklarından kumaştan yapılmış sahte anneyle vakit geçiriyorlardı. Bu deneyi izleyen yıllarda yapılan pek çok çalışma sadece maymunların değil tüm memelilerin hatta kuşların da benzer olduğunu gösterdi. Günümüzde milyonlarca çiftlik hayvanı Harlow'un maymunlarıyla aynı koşullarda yaşıyor. Çiftçiler buzağıları, oğlakları ve diğer yavruları annelerinden koparıp yalnızlık içinde büyütüyorlar.